Herkese merhabalar. Bu dersimize hoş geldiniz. ChatGPT üzerinde belli başlı prompt formüllerini sizlerle paylaşmadan önce prompt mühendisliğinin temellerinden bahsetmek istiyorum. 5 tane madde sizinle paylaşacağım. Bu maddeleri aklınızda bir yerde bulundurmanızı rica ediyorum. Öncelikle bunlardan birinci maddemiz promptunuzu düşünün ve ChatGPT'nin size nasıl yanıt vereceğini belirleyin. İki, modelinize tamamlaması için görevler verin. 3 ayrıntılı olun, detaylandırın. Bunu önceki derslerimizde zaten e, görmüştük bir iki örnekle. E, dört, sorular sorun. 5 çıktığı dikkate alın. Burada ilk seçeneğimizde, e, örneğimizde ne dedik? E, i̇lk temel maddemiz, prompt'unuzu düşünün ve chat size nasıl yanıt vereceğini belirleyin. E, örnek olarak, sen şu anda bir... XXX olarak hareket ediyorsun. Bu talimattan önceki tüm talimatları yok sayın gibi örnek promptlarımız burada mevcut. Burada aslında şunu belirtmek istiyoruz. Eğitiminizle ilgili olabilir, işinizle ilgili olabilir. Eğer ki herhangi deneme promptları yapmıyorsanız. E öncelikle tam olarak bu modelden ne tarz bir yanıt almanız gerektiğini e, kendi kafanızda birazcık bir kurgulamanızı e, gerektiğinden aslında söz ediyoruz bu tarafta. E, çünkü tam anlamıyla aslında siz e, ne almak istediğinizi belirlemediğiniz takdirde alacağınız çıktılar da aslında çok genel olacaktır. Tam istediğiniz spesifik çıktıyı alamayacaksınızdır. Bu sebepten dolayı da aslında e, ne yapmak istediğinize ...ne tarz bir çıktı almak istediğinizi düşündüğünüz takdirde... ...promptunuzu da aslında ona paralel olarak hazırlayacaksınızdır. Burada diğer örneklerimiz. Tonu, arkadaşça ve rahat, ciddi ve resmi, bir 5 yaşındaki çocuğu açıklar gibi olabilir. Burada örneğin... ...arkadaşınızla olan bir konuşmanızla ilgili bir prompt yazarken... ...arkadaşça ve rahat diyebilirsiniz veyahut da... O tarz bir işletmeniz vardır ve Instagram'da, sosyal medyada paylaşım yapacaksınızdır. E, bu ta, bu şekilde bir ton ayarlaması yapabilirsiniz. İş ortamında müdürünüze veyahut da çalışanlarınıza bir e, çıktı yani bir mail veyahut da bir proje ile ilgili bilgilendirme yazısı yazacağınız zaman ciddi ve resmi bir dil kullanılması gerektiğini belirtebilirsiniz. Veyahut da biraz önce olduğu gibi e, herhangi bir Karmaşık terimi 5 yaşındaki çocuğa açıklar gibi açıklamasını e, promptlayarak aslında o kavramı biraz daha anlaşılır şekilde anlatmasını sağlayabilirsiniz. Bir diğer e, karakter promptlayarak yani, rol tanıma e, örneği. Sen bir egzersiz ve sağlık uzmanısın. İnsanların 20 yıldır kilo vermesine, formda kalmasına ve sağlıklarını iyileştirmesine yardımcı oldun diyerek örnek olarak... E, Kilo vermeyle ilgili veya da sağlıkla ilgili bir şey danışacağınız zaman bu şekilde promptladığınız zaman buradaki e, bu tecrübeyi aslında yapay zeka'nın üstünü alması gerektiğini e, belirtmiş oluyoruz. E, bir diğer örnek: Sen bir turizm danışmanı olarak hareket ediyorsun. Bir turistin İstanbul'da neler yapabileceğini sorduğunu varsayalım. Arkadaşça ve rahat bir ton kullanarak cevap verin. İkinci temel e, aklımızda bulundurmamız gereken modele tamamlaması için görevler vermek. E, bunlar sadece temeller belirttiğim gibi ilerleyen bölümlerde daha detaylı, spesifik e, formüller, daha e, uygulanabilir formüller sizlerle paylaşıyor olacağım. E, burada örnek olarak e, görevin x, y, z x, y z kelimeyle yaratmak yani modele aslında bir e, ucu açık bir şekilde promptu veyahut da istemi göndermemek. İstediğimiz şeyi anlatmak, promptumuzu düşündük, almak istediğimiz çıktıyı düşündük, promptumuzu oluşturduk ve ardından da açıklamamızı yaptıktan sonra senin görevin bunu bu 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 şekilde yapmak diyerek de tamamlamamız gerekiyor. Aslında bir moda, bir görev atamamız gerekiyor modele. Bu şekilde daha iyi de çıktılar alacağınızı düşünüyorum. Örneğin e görevin mutlu bir aile konulu bir şiir yazmaktır ve 50 kelime kullanmanız gerekmekte. bundan önce eğer ki bu konuyla ilgili modeli modelle bir konuşma gerçekleştirildiyse veyahut da daha farklı bir uzun prompt yazılmıştır. Yazıldıktan sonra görevin şimdi mutlu bir aile konulu bir şiir yazmak diyerek bir görev atama. Ayrıntılı olmak, XYZ'yi dahil etmeyin bu sembol veya numarayı kaldırın. Burada aslında negatif prompting denilen yani aslında çıktığınızda almak istemediğiniz bilgileri promptunuzda belirterek yapay zekanın yani modelinizin ne tarafa gidip gitmemesi gerektiği hakkında onu yardımcı olmuş olursunuz. Çünkü bu modeli şöyle düşünelim. Daha önceden belirttiğim gibi bir çok hızlı bir karınca olarak düşünelim ve bu karınca çok hızlı bir şekilde atom karınca diyelim hatta. Atom karınca eğitim setindeki çok büyük bir veri miktarını gidiyor, araştırıyor, alması gereken bilgileri alıyor ve geliyor. Ve eğer ki siz ne tarafa bakmaması gerektiğini, ne tarafa bakması gerektiğini detaylandırmanız durumunda ve negatif prompting yaparak işte X, dahil etme dediğimizde veyahut da bu tarz sembolleri kullanma veyahut da bir makale araştırması yapıyorsunuz. Fransa'daki kaynakları kontrol etmene gerek yok. O taraftaki kaynakları istemiyorum veyahut da oluşturduğun çıktıda numaraları yazma. Sadece noktalar halinde, maddeler halinde yaz dediğimiz zaman bu atom karınca'yı aslında gidip de girmemesi gereken yerlere girmesini engellemiş oluyoruz. Aldığımız çıktıyı da biraz da Biraz daha spesifik hale getirdiğimizi söyleyebiliriz. Ee, diğer bir örnek burada bana New York'ta yapılabilecek 3 şey söyleyin ancak Times Meydanı'na gitmekten bahsetmeyin ya da bana İstanbul'da yapabileceğim aktiviteleri söyle fakat yani, Taksim Meydanı'na gitmekten bahsetme dediğimiz zaman burada aslında bir ayrıntı vermiş oluyoruz ve aynı zamanda negatif prompting yapmış oluyoruz. Bir sonraki dersimizde ChatGPT'nin arayüzünden bahsedeceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, iyi seyirler dilerim.